düdük, 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 tamam. Hazırız. Sizlerdere kanyonu, hem Horma kanyonu, hem Çatak 1 ve Çatak 2 kanyonlarının tam bir raporlamasını yapmış olacağız. Bu güzel kanyonları tüm halkımıza ve tüm dünyadaki kanyoning sporu ilgililerine bir giriş noktalarının kaydı, çıkış noktalarının kaydı, içerideki riskli alanlar, tehlikeli noktalar veyahut da güzel anların fotoğraflarını paylaşacağız. Ersiler Dere Kanyonu yaklaşık 10'un üzerinde bir ipin içine sahip, kısa ama keyifli bir kanyon. Kanyonunun birinci ve ikinci etabında ipin içi olmayacak ama çok uzun, çok yüksek kayalıklardan eforlu geçişlere sahip ve bolca su havuzlarından yüzmeyle geçilebilecek. Kanyon duvar yükseklikleri çok şahane. Horma Kanyonu da aynen öyle. Birçok ipin işi var Horma Kanyonu'nda. Üzerinde yürüme yolu mevcut. Acil çıkış noktaları oldukça fazla. Ve kanyoning sporu için de çok değerli kanyonlar bunlar. Kanyonlara Vadisi de bir kanyondur. Ama içinde trekking yaparsınız. Ama Karadeniz kanyonlarında teknik bilgi ve beceri şart. Ve alacağınız keyif de bunun üzerine tabii ki muhakkak oluyor. Az önce yaklaşık 15 metrelik bir yükseklikten iple Ersizler Dere, Çatak, Horma Kanyonu üzerinde bir teknik çalışma yapıyoruz. Bu bölgelerin korunması, kalkınması, turizmde kullanılması, spor turizmde kullanılması ve kanyonlar bizim işimiz olduğu için kanyon sporunun tanınması, kanyonlarımızın dünyaca tanınmasına yardımcı olacak bir takım verileri elde edip değerlendirmek üzere ajansa teslim etmek için buradayız biz de. Umarım yararlı ve faydalı bir şey olur. Elimizden geldiği kadar objektif bakarak bir çalışma gerçekleştireceğiz. Önce Kastamonu ve Sinop şehirlerindeki kanyonlarımız da bölgemizin öne çıkan ve en değerli unsurlarından. Bir kanyonun kendine has bir güzelliği, geçiş zorluğu bulunmakta. Ve biz bu kanyonları hem tanıtabilmek için hem de kanyonlara giriş yapmak isteyen sporcuların ve bu spora ilgi duyan insanların orayı daha iyi tanıyabilmesi için Kanyon ve Dağ Sporları Araştırma Derneği ile bir işbirliği yürütüyoruz. Bu kanyonları daha iyi tanıtabilmek için. Bölgemizde biz kanyon tespit raporu çalışması yapıyoruz dernekle birlikte. Bu kanyonların ulusal, uluslararası ölçekte zorluk derecelerini belirtecek, farklı mevsimlerdeki su seviyesini, geçiş zorluklarını yine belirleyecek. Bu çalışmaların ve kanyon tanıtımlarının bölgemizdeki turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.